Dünyamız acımasız yırtıcılarla dolu. Hayatta kalmak istiyorsak bu avcılardan kaçmanın bir yolunu bulmamız gerek. Bunun için kusursuz savunma yöntemlerine, bazen de imkansızı başarmaya ihtiyacımız var. Işık tüküren balıklar, takla atarak kaçan örümcekler, kurşun geçirmez armadillolar. Karşınızda kendilerini sıra dışı yöntemlerle savunan hayvanlar. Karanlık ve derin sularda yaşayan canlılar yiyeceklerin kısıtlı olması sebebiyle her türlü besine muhtaçlar. Balıklar gibi yırtıcı olmayan çoğu hayvan küçük organizmalarla beslenir. Ama yemeye çalıştıkları organizmalardan bir tanesi, ostrakodlar, durdurulamayan bir savunma mekanizmasına sahipler. Mikroskobik kabuklulardan olan ostrakodlar, derin okyanusta yaşayan birçok hayvan gibi biyolüminesans özelliğine sahip. Yani kendi ışıklarını üretebiliyorlar. Bu özelliği genellikle dişilerin dikkatini çekmek için kullanırlar. Ancak bir avcı onları yutacak olursa önemli bir savunma yöntemine dönüşüyor. Ostrakodlar herhangi bir avcı tarafından yutuldukları anda vücutlarındaki kimyasallarla hızla ışık üretir. Okyanusun derinliğine güneş ışığı girmediği için burada yaşayan çoğu canlılar şeffaftır. Ostrakodu yutan balık parlamaya başladığında bir anda konumu belli olur ve çevredeki yırtıcılar tarafından tespit edilir. Bu durumdan kurtulabilmek için yuttuğu avını hızla dışarıya atar ve karanlığa geri dönmeye çalışır. Oluşturduğu ışık hüzmesi sayesinde tekrar dışarıya çıkabilen mikroskobik hayvan kendini yüzlerce kat büyük bir avcıdan muhteşem bir yöntemle savunmuş olur. Ancak her canlı bu kadar görkemli bir kaçış planına sahip değil. Patates böcekleri kendilerini savunmak için vücutlarını dışkıyla kaplar. Bu yöntemin işe yaraması için öncelikle it üzümü bitkisini yiyerek zehirli dışkı üretirler. Bir takım vücut kasılması yardımıyla dışkıyı tepesine taşır ve vücudunu onunla kaplar. Patates böceğine tehdit olabilecek daha büyük böcekler onu fark etseler bile üzerindeki zehirli atağa yaklaşmak istemezler. Dışkısıyla kendini koruyan bir diğer hayvan da cüce ispermeçet balinası. Bu hayvanların dışkıları patates böceği gibi zehirli değildir ve zarar vermez. Daha çok avcının görüş açısını kapatmak için kullanırlar. Cüce balina etrafında devasa yoğunlukta dışkı bulutu oluşturur ve avcının görüş mesafesini kısıtlar. Bu sayede kaçarak izini kaybettirme fırsatı yakalar. Daha önce deniz anemonlarını ellerine geçirerek boksörlük yapan yengeçlerden bahsetmiştim. Onun gibi çevresindeki canlıları kendilerine kalkan olarak kullanan birçok yengeç türü bulunmakta. Hermit yengeçleri sırtlarındaki anemonlarla bir ömür boyu yaşayabilir. Bu simbiyotik durum iki tarafında karlı çıktığı bir olay. Yengeçler anemonların acı verici dokungaçları sayesinde ahtapot gibi yırtıcılardan korunur. Anemonlar da hermit yengecinin mobilitesi sayesinde her yeri gezebilir ve besin bulma şansını arttırır. Hatta çoğu zaman yengecin avlarından uçuşan parçalar bile yeterli olur. Hermit yengeçleri genellikle salyangoz kabuğunda yaşarlar ama büyüdükçe daha büyük bir kabuğa geçmeleri gerekir. Yeni yuvasına yerleştikten sonra eski kabuğunda kalan anemonları toplayarak yeni kabuğunu aktarır ve bu ikili hayatlarına kaldıkları yerden devam eder. Bazı hayvanlar düşmanlarından korunmak için asit püskürtür. Vücutlarında oluşturdukları bir çeşit kimyasal süreç sayesinde kaynama noktasındaki asitlerle avcılarını saldırmaktan caydırabilirler. Odun karıncaları ise bu işi bir ordu disipliniyle yapıyorlar. Organize şekilde hareket eden çalışkan hayvanlar buna ek olarak formik asitle güçlendirilmiş birer asker gibidir. Bulundukları yere yaklaşan en ufak bir tehditte düşmanlarını asit yağmuruna tutarlar. Vücutlarından çıkardıkları formik asitleri ardı ardına püskürterek düşmanların yaklaşamayacağı bir kalkan oluştururlar. Hindi akbabaları gibi birçok kuş yiyeceklerini korumak veya avcıları saldırmaktan caydırabilmek için kusma yöntemini kullanırlar. Bunlar genellikle çok kötü kokar ve diğer hayvanların yaklaşmalarını önler. Kuzey fulmaraları ise bu özelliği bir silah gibi kullanır. Saldırgan yeterince yaklaşacak olursa ona hızla kusmuk fırlatır. Kusmukları o kadar yapışkandır ki yırtıcının tüyleri matlaşır ve hareket kabiliyetleri kısıtlanır. Eşek arıları ve bal arıları milyonlarca yıl boyunca savaş içindeler. Eşek arıları devasa gövdesi ve kanatlarıyla bal arılarından kat kat büyüktür. İştahlı eşek arıları sıkça bal arılarının larvalarını almak için kovanlara saldırır. Bal arıları genellikle tek başına onu durduramaz ve kaçarlar. Japon bal arıları bu soruna ölüm topu dediğimiz muhteşem bir çözüm geliştirmişler. Bir eşek arısı Japon bal arısı kovanını işgal etmeye kalkıştığında yaklaşık 500 arı bir araya gelir ve saldırganın etrafında sıkı bir top oluşturur. Eşek arısının etrafında devasa bir top kalkanı oluşturan arılar kanatlarındaki ısıyla eşek arısını pişirirler. Yüksek sıcaklık ve oksijen yetersizliğinden dolayı eşek arısı yaklaşık yarım saat süren mücadele sonrasında ölmüş olur. Bu süreçte bir miktar bal arısı ölse de genellikle kovanı kurtarmayı başarırlar.
Fas'ın güneydoğusundaki bir çölde ise çok ilginç savunma mekanizmasına sahip bir örümcek keşfedildi. Adına da tekerlek örümceği dediler. Bu örümcekler zamanlarının çoğunu kumların altında saklanarak geçirirler. En azılı düşmanları ise örümcek arıları. Yaban örümcek arıları koklayarak yuvalarını bulabilir ve 50 santim derinliğe kadar kumları kazarak onları dışarı çıkarabilirler. Yuvayı bulduktan sonra örümceğe zehir enjekte edip felç eder ve etkisiz hale getirir. Bu yüzden tekerlek örümceğinin belki de dünyanın en saçma sayılabilecek kaçış planını uygulamaktan başka çaresi kalmaz. Kum tepelerinin dik yüzeylerini avantaj haline getirir. Bacaklarını vücudunun etrafında kıvırarak kendini yokuş aşağı bırakır. Normalde hiç ulaşamayacağı hızlara bir tekerlek gibi yuvarlanarak ulaşabilirler. Araştırmacılar daha sonra benzer yöntemi kullanan başka örümcekler de keşfetti. Bu örümcekler tekerlek gibi yuvarlanmaktansa takla atarak kaçmayı tercih ediyorlar. Genellikle öne doğru kıvrılıp takla atarak uzaklaşan örümcekler bu yöntemle sadece aşağı değil, yokuş yukarı yönde de hızla ilerleyebiliyorlar. Okyanuslarda yaşayan küçük balık gruplarının yunus gibi büyük avcılardan kaçma fırsatları pek yoktur. Bazı balık türleri bu saldırılardan olabilecek en az hasarla kurtulabilmek için içgüdüsel olarak takım halinde çalışırlar. Bir yırtıcı saldırdığında balıklar sıkıca paketlenmiş bir top yumağı gibi hareket etmeye başlar. Böylece tek parça halinde devasa görünürler. Yüzlerce balığın senkronize çalışması bile çoğu zaman yeterli olmaz. Devasa görüntülerinin yanında etrafına bir takım korku hormonu salgılarlar. Bu da daha büyük yırtıcıların dikkatini çeker. Bu tür balıklara genellikle yem balığı da denir. Çünkü çoğu deniz hayvanının ana besin kaynaklarından biridir. Yem topu taktiği başarılı bir savunma mekanizmasından çok yırtıcılar karşısında hiçbir şansı olmayan canlıların bile yaşamak için sıra dışı yöntemler geliştirdiğine çok iyi bir örnek. Ve son olarak armadillolar. Kaplumbağa gibi bazı hayvanlar yırtıcılardan korunmalarını sağlayan sert kabuklara sahipler. Armadillolar ise tüm vücutlarını yuvarlayarak koca bir zırh topu haline gelir ve hiçbir yeri açık kalmaz. Vücudunu boydan boya kaplayan zırhlar onu tamamen korur. Açık kalan kısımları ise kafası ve kuyruğundaki zırhlarla tamamlar ve 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturur. Bu zırh armadilloları çoğu hayvandan koruyabilse de kurşun geçirmez değildir. Ancak yine de zırhlarından kurşun sektiğine dair olaylar yaşanmış. Armadillolar çimleri, bitkileri ve mahsulleri kazdıkları için birçok çiftçi tarafından haşere olarak kabul edilir ve etkisiz hale getirmek istenir. Teksaslı bir çiftçi kendi bölgesinde dolaşan bir armadillo görmüş ve etkisiz hale getirebilmek için 3 el ateş etmiş. Mermilerden biri sekip adamın çenesine isabet etmiş. Hastaneye kaldırılan adamın çenesini tellerle yerine sabitlemeye çalışmışlar ama armadillonun yaşayıp yaşamadığı tam olarak bilinmiyor. Bir başka vakadaysa bir adam evinin bahçesinde gördüğü armadilloya benzer şekilde ateş açmış. Dönemin radyo haberlerine göre mermi hayvanın zırhından sekerek çitleri delmiş, evinin kapısını parçalayıp sandalyede oturan 74 yaşındaki annesinin sırtına çarpmış.